getir paramı. Abi canım, şunu yakala. Ben şimdi yakalayacağım onu. Hayat, kaçma, gel. Gel buraya, gel. Ver şu parayı, ver, ver, ver. Tamam abi, tamam. Vereceğiz. Beyaz, bak onu en iyi sen yakalarsın, tamam mı? Tamam. Hadi fırla. Yakalayamazsın ki. Görürsün şimdi sen. Hadi yakala. Var senin burada? Seni gördüm oradan. Bak sana ne aldım. Sana aldım bunu. Alamam. Niye? Sözüm değil misin sen benim? Öyleyim ama. O zaman al bunu. Tamam, sana gerçek söz yüzüğü alamadım ama durumumuz biraz düzelsin alacağım. Hem de en iyisinden alacağım. Bir şey demek istemedim ki. Benim ne yüzükte ne de bilezikte gözüm yok. O zaman niye? Sen bunu alırsan ben de onu takarım. Sen bana... Çevre yaptım. Kendi ellerimle. Vermem. Beni de ortak ederseniz paranızı veririm. Ama öbür türlü vermem. Abi! Gücüm olsa yerin altındaki bütün mücevherleri çıkarır sererdim o yanın altına. Niye? Seni ne kadar sevdiğimi göstermek için. Onlarla istediğin her şeyi alabilirdin. Şimdiki gibi kuzu oğlak peşinde koşmazdın. Bir sürü hizmetçin olurdu. Çalışmazdın o zaman. Ama ben iş yapmadan duramam ki. Canım sıkılır. Sen de benle ilgilenirsin o zaman. O zaman da sıkılır mı canım? Zühre. Efendim? Bir kere bile beni sevdiğini söylemedin. Söylemem. Niye? Evlenince de söylemeyeceğim. Ben öyle muhatap değilim. Biri geliyor. Ben gidiyorum. Sen gelme ama, görmesinler. Ayıp. Değilsin ya. Sen öyle muhatap olmadığın için seviyorum ben seni. Kaçakçılar kaya boğazına girdiklerinde kıskaca alacağız. Askeri nasıl konuşlandırdın? Hepsi geceden yerlerini aldılar. Aldıkları nefesi bile sayabiliyoruz. Hmm. Boğaza indiler mi iş tamamdır. Aferin, güzel.
Ne oluyor ya? Sen bekle. Allah Allah. Hadi sen git tepeye yerleş, ben gelirim. Geçmiş olsun. Ne o? Bir teşekkür yok mu yani? Ani fren yapmasaydık kuzucuk ölecekti. Canını bağışladık hayvana. Canı veren de alan da Allah'tır. Sen eksik ol. Sen de kuzu kuzu geleceksin bir gün tabii. Herkes hazır olsun. Yakaladım işte. Paramı ver. Seni gidi, seni gidi. Geliyorlar, tamam. Geçiyorlar. Hazır. Dur! Teslim ol! Ateş! Ateş! Ateş etmeyin! Teslim oluyoruz! Sol kanat! Yavaş! Hadi Zafer. Abi kanıyor, babam kanıyor. Ben buldum. Dur bakayım. Acıları dindirir. Kaldırın şu pisliği.
Dur. Dur komutan, dur. Dur, konuşak, anlaşak, dur. Anlaşmak mı? Senle ha? Bak, burada kıymetli mal var. Çok kıymetli mal var bu hayvanların üzerinde. Sana da yeter, bana da yeter komutan. Ne var? Şimdi de ortaklık mı teklif ediyorsun? Ama benim bildiğim ortaklık eşit insanlar arasında olur. Şu an biz eşit miyiz ki? He? Söylesene. Beni dinlemedin, kendi başına işler yaptın. Bir de sınırın ötesindekilere güvendin. Üstüne üstlük bir de onları besledin. Şimdi de ceremesini çekeceksin tabii. Komutan, sene %10. %10 ha? Ya baksana etrafına, burada bir sürü adam öldü. Ha? Bu adamların hiç mi canı yoktu? Bunlar ne için öldüler? Peki, peki tamam komutan. %20. Yapma ya. %20. Olmaz. %60. He? %40'ı da senin olur. Ama şu an içinde bulunduğumuz duruma bakarsak %40'ı ben niye kendim almayayım ki? Öyle değil mi? Onun için buraya kadarmış Ajdar Efendi. Vedalaş. Komutan. Ya sen vurulmamışsın ki. Kuş kanı bu. İstersen kendin bak. Niye dalga geçiyorsun? Çok korktum ben. Gülme. Ya dalga geçmiyorum. Sevindiğimden öyle diyorum. Hadi gel gidelim buradan. He bak bu arada. Burada olanların hiçbirinden annemlerin haberi olmayacak, tamam mı? Tamam. Ya niye gülüyorsun ya? Gülme. Ha. Tamam. Demek Zühre senin yeğenin ha? Ne? Kalk hadi, kalk, ayağa kalk hadi. Yani sen Zühre'nin amcası mısın? Evet. Canını bağışladım. Zühre'nin hatırı için. Paydan da sana %40. Başlık parası. Başlık mı? He, başlık. Tamam mı? Alın teri gibisi var mı ben? Maşallah. Berket gibi iniyor alından. Kimi diyor çık dağa kaçak peşine git. Kimi diyor ek keneviri para içinde yüz. O zaman da öte tarafta sorgu sual. Olmuyor işte. Değil mi oğlum? Oo maşallah keyfine diyecek yok ha. Yavuklusunu görmüş delikanlı gibi öyle bakınıp duruyor. Baba sen git hadi dinlen. Ben hallederim. He, sana bırakam da işi sabaha sabah eleyelim değil mi? Olmaz. Hadi sen var git. Araba doldu gitti. Hadi. Yok baba. La var git. Hadi git. Peki. Allah kolaylık versin. Hüseyin. Gel hele gel gel. Demek anneme kırmızı yemeni alacağız ha? Beğendin mi bari bir şey? Ferhat abimle ben. Sen para koymadın ki. Nasıl ya? Ben de bayramda o kadar el öptüm. Olsun ben daha çok öptüm. Ya ama ben senin hayatını kurtardım. Şimdi ben olmasam ölmüş olabilirdin. Paramı alıp kaçmam sonra gitmezdim ki ben. Olsun yine de kurtardım. Ya beraber alsak ne olur ki? Bana ne olmaz. Ya
O zaman sen al, beraber verelim. Olur mu? Tamam, olur. O zaman şimdi yakala beni. Tamam. Koy onları yerine. Bireysel kapandı artık, bitti. Daha yeni kapattık borcumuzu. Kaç ay sonra? Hey yavrum hey. Her gelene böyle yaparsak topu dikeriz. Zaten her malda aldığımız 3 kuruş peşin al veren siyaset. İtirardan belli milletin halini soran yok. Kusura bakma aşırım bu. Evde çocuklar aç. Biliyorsun küçük çocuk var. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Babalar birkaç güne maaş alacak zaten. Aldığı zaman gelirsin. Ben kimsenin karnını doyuramam ki. Bütün açları ben doyuramam kardeşim. Allah Allah. Ne yapayım çocuklarım varsa? Bizim de var. Onlar da her gün önlerinde yemek bekler, üst baş ister. Tabii. Hem annemize hem kardeşimize. Sen büyüdün, abla oldun da kardeşini mi düşünüyorsun? Of baba. Hadi açsana. Çok mutlu ettin. Taşla iki kuş ancak bu kadar güzel vurulur komutanım. Göreceksiniz, Ajdar o kızı kendi elleriyle teslim edecek size. Şerefsiz, kendi canı karşılığında yeğenini pazarlayacak kadar... hem de yetim yeğenini pazarlayacak kadar bir şerefsiz o. Yüzbaşı Kılıç. Emredin komutanım. Para. Hemen gönderiyorum komutanım. Emredersiniz komutanım. Emrine de sana da. Anca emir verirsiniz siz. Anca emir verin. Başka bir işe yaramazsınız. Kılıç parayı gönder. Kılıç şunu yap. Al, al. Ne oldu komutanım? Biz burada ayak takımıyla cebelleşelim. Onlar oradan emretsinler. Aslan payını yukarıdakiler alsın. Olacak iş mi bu? Adalet mi bu? Ama bu da böyle gitmeyecek. Bu devran da bitecek elbet.
Yoksa bir planınız mı var komutanım? Olacak elbet. Beklediğim fırsat bir önüme düşerse, ki düşecek, işte o zaman sen beni gör. Al bakalım, bu sonuncu. Aynı zamanda bu şeker içindeki son uyuşturucu sevkiyatımız olacak. Niye? İşi bırakacak mıyız? Hayır, büyüteceğiz. Sovyetlerden altın sevkiyatı yapılacak. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Bunu nasıl yapıyorsak onu da öyle yapacağız işte. Biz çuvala koyacağız, Hamza Usta da taşıyacak. Tabii o yine sadece şeker taşıdığını zannedecek. Çok saf adam ya. Alt tarafı şeker dedi, değil mi? Ne zaman yapacağız bu işi? Yarın. Sovyet askeri ayarlandı. Altın külçeleri sınırı geçtikten sonra biz devreye gireceğiz. Altın külçelerini kamyona yükleyeceğiz. Alt tarafı şeker yani ha? Aslında üst tarafı şeker. Memiş ağa. Memiş ağa. Müzalar Memiş ağa. Geldim, geldim. Ver. Tamam, sen git. Vay namussuzlar vay. Vay şerefsizler vay. Baba, bir şey olmaz değil mi? Yok, olmaz oğlum. Ya olan olmuş şimdiye kadar. Ya ben size bunca yıldır helal lokma yedireyim diye yırtınırken o namussuzlar beni kullanıp kanunsuz iş yapmışlar. Daha ne olsun? Ya jandarma bizi suçlarsa? Yok. Suçlamaz. Ya kamyon onların. Aha, mal onların. Hem jandarmaya güvenmeyeceksek, askere güvenmeyeceksek kime güveneceğiz oğlum? Merak etme. Allah doğrunun yardımcısıdır. Hadi gel. Vay 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 vay. Demek burnumuzun dibinde uyuşturucu kaçırıyorlarmış da bizim haberimiz yokmuş. Bak sen. Ha komutan. Her çuvalda bundan ikişer tane var. Oğlum Ayaz görmüş koyarlarken. Bana da bunca zamandır uyuşturucu taşıtıyorlarmış. Hmm. Sen mi gördün? Evet. Hem gördüm hem de duydum. Ne duydun? Bu son uyuşturucu işi olacakmış. Sınırdan kaçak altın geçireceklermiş. Kaçak altın ha? Evet, çok büyük iş olacakmış. Büyük iş öyle mi? Yine babama taşıttıracaklarmış. Babamın da hiçbir şeyden haberi olmadığı için işleri çok kolay olacakmış. Büyük iş ha. Siz şimdi vatana ve millete nasıl bir hizmet yaptığınızı biliyor musunuz kardeşim? Biz de bu altın meselesini araştırıyorduk zaten. İşte yakalamak için elimize bir fırsat geçti. Oturun hele, oturun. Otur kardeşim, otur. Otur hadi. Oğlum sen de otur hadi bakalım. Ama bunu kimseye söylemeyin ha. Ya kamyondaki? O kalsın, onu elleme. Nereye götürmeni istedilerse malları oraya götürsün. Ama... Adın neydi senin? Hamza komutan. Heh, bak şimdi Hamza kardeşim. Bu kamyondaki mallar bizi o altınlara götürecek. Eğer biz şimdi kafamıza göre bir şey yaparsak... ...o altın kaçakçılarını yakalayamayız. Anladın mı? Ha, anladım. Yalnız biz bu kaçakçıları yakalayıncaya kadar bizimle işbirliği yapacaksın. Devlet için yapar mısın? Yaparım elbet. Devlete canım feda komutan. Heh, işte bu.
Sen sağ olasın Hamza kardeşim. Ama bu konudan kimseye bahsetmece yok. Hatta karına bile. Sen de yavrum, oldu mu? Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Şimdi bunu al bakalım. Bu devlet kendine hizmet edeni karşılıksız bırakmaz. Yok komutan, ya biz bunun için gelmedik. Biliyorum ama bu senin için değil, bu çocuk için. O bizim nezdimizde bir kahramandır. Ve biz kahramanları bu şekilde ödüllendiririz. Al bakalım. Aferin. Ne o kız? Emminden mi korktun? Emmin var mıydı hiç benim? Sen bana emmi oldun mu ha? Bak Zöhre, yeğenim bak, bak. Ya yalansam yalan de. Annemle babam çığ altında kaldıktan sonra bir anda ortadan kaybolmadın mı? Sonra yeğenim aç mı, tok mu, sağ mı, ölü mü diye arayıp sordun mu hiç? Tamam, sen de haklısın. Senin de haklı tarafların var. Ama benim de haklı taraflarım var. Ya işimizi biliyorsun işte, kaçak göçek işler. Peki sen sordun mu? Hapiste mi? Öldü mü? Kaçak mı? Yakalandı mı? Sen sordun mu? Ya amca ya, biliyorum. Biliyorum, hepsini biliyorum. İşte bu yüzden kızıyorum sana. Vallahi boşuna nefesini tüketme. Bak, böyle bunlar kapı önünde konuşulacak şeyler değil. Gel içeride konuşalım. Hiç kusura bakma. Babam öldükten sonra bir anda kaybolan emmi için kapı önü bence gayet uygun. Ne söyleyeceksen burada söyle. Madem sen öyle düşünüyorsun ama ben gene emmin olarak seni düşünüyorum. Böyle buralarda yalnız başına yaşamana hiç gönlüm razı değil. Zöhre, yeğenim, sana hayırlı bir kısmet var. Of, of. Zühre, en parlak yıldızın adıymış ha. Işıl ışıl. Bir gün benim için de böyle parlayacaksın işte. Çık git buradan, çık git! Ne o? Emmine mi vuracaksın? Ya sen kim oluyorsun ha? Sen kim oluyorsun? Bunca zaman sonra karşıma geçmiş, o kılıç denen adam için bana peşkeş mi çekmeye kalkıyorsun ha? Hop 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 hop, peşkeş peşkeş. Ne biçim laflar onlar öyle? Adam seni edebinden istiyor. İşte o kadar, ben de onu diyorum. Ha, gitsin başkasına talip olsun. Zöhre, herif asker, komutan, ilçe jandarma komutanı. Ne demek biliyor musun sen? Yani tüm buraların kralı. Kimi isteyip istemeyeceğine sen mi karar vereceksin? Onun kimi istediği benim umurumda değil. Ben kime varacağımı karar veririm, anladın mı? Ben de burada bostan korkuluyorum, öyle mi? Sen bizi köye rezil edeceksin. Herif seni seviyor. Herif senden başkasına bakamıyor. Gözü senden başkasını görmüyor. Sana vurgun. Ya güzellikle olacak bu iş ya da vuracak, kıracak. Gene seni alacak. Ne seni dinler, ne beni dinler. İşte bu kadar. Bak, bunu görüyor musun ha? Babam çığ altında kalmadan önce beni söz verdiği adamın yüzüğü bu. Ben sahipsiz değilim. Ben sahipsiz değilim. Babamın sözünü yerler altına alamam. Namusumu omzu kalabalık asker müsveddeleri yüzünden iki paralık etmem, anladın mı? Şimdi git buradan. Git, yoksa emmi dinlemem, seni dirgenle kovalarım. Peki, öyle olsun. Ama bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Defol! 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 Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim, Allah'ım yardım et bana! Defol! Ha ha ha.
komutanım bugün gelenler kimdi? Zafer, bugün gelenler bize ne zamandır istediğimiz fırsatı altın tepside sunan kişiler. Yani? Yani geleceğimizle ilgili artık çok büyük planlar yapabileceğiz Zafer. Hem de kocaman kocaman planlar. O altınlar bizim geleceğimizi satın almamıza yetecek. Gelecek bizim olacak Zafer. Bizim. Baban geç kalmasa bari. Sonuca bir şeye benzemez ki bu. Sokağa çıkma yasağı da başlayacak. Gelir, merak etme. Anne. Ben bir iş baksam. O niyeymiş o? Ya elim iş tutarken babamın bir de benim için masrafa girmesi içime sinmiyor. Yani bir iş bulup çalışırsam... Tadat abim dön çabuk istiyor ondan. Ondan değil. Babam yoruldu artık. Senin de yükün ağır. Zühre'yi bana yardımcı olsun diye mi getireceğim? Gerekirse okulu... Ne okulu? Bırakacağım falan demeye kalkma sakın. Bana bak. Okuyacaksın sen, anladın mı? Sen de okuyacaksın. Ayaz da okuyacak, beyaz da okuyacak. Biz gerekirse tırnağımızla kazırız o toprağı, yine de okuturuz seni, anladın mı? Siz bizim çektiklerimizi çekmeyeceksiniz. Tamam ana, ağlama. Hem okur hem çalışırım. Hafta sonu olur, okul çıkışı olur. Ne bileyim, ayakkabı boyarım, yük taşırım. Okul masrafımı çıkarsam ne zaman? Koş, o yana beni böyle alırken görmesin. Baba, baba. Kucak, 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 kucak. Biraz daha geç kalsan anamdan papara yiyordum baba. Ananın paparasından ne olacak? Okuyamaz bize. Aşk olsun, soğuttunuz yemeği. Ya biz senin yemeği soğukta yeriz. Ama yarın ilçeye gideceğiz. Rasim Usta da yemeğin kralını yiyeceğiz ha. Ben de geleyim mi? Tabii sen de gel. Yemek masası sensiz olur mu ha? Elif de gelsin mi? Tabii Elif de gelsin. Hem ona yeni elbiseler alırız. Berat abinin de nişanlısına hediye alır. Değil mi lan? Para? Maaş mı aldın yoksa? Ya maaş falan almadım. Orasını siz düşünmeyin. Biz Ayaz'la hallederiz. Yarın bizden siz ha. Ah. Hadi bakalım. Hoppa. Para güç demektir Zafer. Güç. Paran varsa her şeyi satın alabilirsin. Haysiyeti, onuru, insanları, namusu bile satın alabilirsin. Herkes önünde el pençe divan durur. Saygın olur. Kendini istediğin gibi gösterebilirsin ha. İşte bunların hepsi yarından sonra bizim olacak. Bir problem çıkmaz değil mi? Çıkmaz artık. Hem çıksa bile elimiz yanmaz bizim. Bundan böyle maşa olmayacağız. Biz maşaları tutacağız. Kim? Maşa yani. İyi bir maşa. İyi. Alo.
Alo Haldun, ne haber ya? Ben Yüzbaşı Kılıç. Kılıç mı? Haldun hasta mısın yahu? Kılıç dedik. Yok. Hasta falan değilim. Neyse, bana bak. Sen şu işi yaptın mı? Arsalar. Haldun, bırak ulan kemkümü. Arsaları aldın mı, almadın mı? Yok. Yok. Almadım. Çok sıkıştır. Şey... parayı başka yere şey ettim. Bana bak ulan Haldun. Biz burada canımızı ortaya koyuyoruz. Sen parayı başka yere mi harcıyorsun? Delirdin mi lan sen? Bağırma, bağırma! Bağırma! Ne halde olduğumu bile bilmiyorum. Bağırma bana. Bittim ben, anladın mı? Bittim. Bittim ben. Aramasaydın sıkmıştım kafamı. Ölümden başka çarem kalmadı benim, anlıyor musun? Kalmadı. He? İstersen şimdi sıkayım. Sen de duy oradan ha? Saçmalama Haldun. Sakın bir delilik yapayım deme. Bitti her şey. Her şey bitti tamam, bitti.